Kaskelet sistemi ağrılarıyla ilgilenen veya spor sakatlanmalarıyla ilgilenen uzmanların son birkaç yıldır yaptıkları detaylı muayenenin bir uzantısı olarak, ona bir destek görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi kullanmaya başladılar. Ben de klinikte omurga dışındaki bölgelerin, kas ve eklemlerin sakatlanması ve ağrılı durumunda muayeneden sonra, yaptığım detaylı muayeneden sonra gerekli görürsem ultrasonla inceliyorum. Ultrasonda birçok özelliği, kaskelet sistemi özelliğini ortaya çıkarabiliyorsunuz. Şişlikler, yırtıklar, tendon sakatlanmaları, kas yırtılmaları, bursitler, onları görebiliyorsunuz. Bazen eklem içini bile görebilirsiniz. Bazı hastalarda menisküsleri, arka çapraz bağ görme imkanı var. İşte ayak bileği, el bileği için iyi bir görüntüleme yöntemi. Sinir sıkışmaları için kullanabilirsiniz. Sinirdeki ödemi, seyrettiği yol boyunca siniri, tendonu takip ederek normal görüntüde, normal yapıda olmadığını ortaya çıkarabilirsiniz. Bu verdiğim örnekler sadece. Ultrason biliyorsunuz ses dalgalarıyla çalışan, görüntüleme yapan bir alet. Bundan dolayı ucuz. Hastaya bir maliyeti yok. Ücret olarak hastaya yansıtılan bir şey olmadığı gibi hasta radyasyonu, elektromanyetik alanı veya X ışınlarına da tabi tutulmuyor. Ondan dolayı büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda benim gibi ultrason kullanan uzman sayısı artacaktır, artmaya devam edecektir.